Burak şerefsizi gölgelerin himayesi altında. Yoksa Balaban'la birlikte onu da bitirmiştim. Karşıma Muzaffer çıktı. O yüzden ikisini de bitireceğiz. Hem Muzaffer'i hem Burak'ı. Ali Rıza, bunu en az senin kadar ben de istiyorum. O herif ikimizin de ocağına ateş düşürdü. O ateş Burak'ın cehennemi olacak Haşmet Ağa. Muzaffer de günahlarının bedellerini yine o ateşte ödeyecek. Şimdi söyleyeceklerimi geri adım gibi düşünme lütfen. Bilirsin, bende geri basmak yoktur. Ama Muzaffer, gölgelerin gözünde kendini aklayabilmek için deli gibi saldıracak bütün gücüyle. 200-300 eğitimli adam, tam teçhizatlı. Yani biz bu savaşa gireriz, bir sıkıntı yok da çıkabilir miyiz ondan emin değilim. Biz bu savaşa çoktan girdik. Ben Nihan'ımın toprağa verdiğim gün başladı bu savaş. Bugüne kadar ölmedik, vademiz gelmediği için. Bugün ölürsek vademiz de olmuştur demektir. Ha, ama şunu bil. Eğer ben gidersem Burak'ı da yanımda götürürüm. Kazamız mübarek olsun. Baba. Ali Rıza. Anne. Gel Halidem, gel. Yok baba, ben hiç gelmeyeyim. Belli sizin çok önemli konuşacaklarınız var. Ben bölmeyeyim hiç. Olur mu öyle şey Halide? Geçsene. Merak etmeyin, ben size engel olmayacağım. Yolunuza da durmayacağım. Boş yapsam da zaten dinlemezsiniz. Sadece kafa kafaya verip yaptığınız planlarda bizi unutmayın. Olur mu? Ölüme nasıl koşacağınızı planlarken geride bıraktığınız ailenizi, sizi sevenleri, yolunuzu bekleyenleri aklınıza getirin. Biliyorum sizi öldürmek isteyenlerin sayısı çok. Ama yaşamanızı isteyenler de az değil. Bunu unutmayın.